Herkese merhaba, ben Berkay Mudişler. Bugün yeni bir bölümle karşınızdayız. 7 Mavi Projesi'ne geldik. 7 Mavi Projesi'ne bir daire turu yapacağız. Turumuza başlamadan önce müteahhit firmaya bu turu düzenlememizde müsaade ettiği için teşekkür ediyoruz. Evle alakalı bilgileri aşağıya bırakıyor olacağız. Evin özelliklerine geldiğimizde ev toplamda 6 odalı bir ev, 330 metrekare ve şu anda 18 milyon TL'lik bir liste rakamı var. Sizleri de çok bekletmeden girişten başlayalım. Tekrardan merhaba. Evet, antre alanına geldiğimizde önce interkom sistemini göstermek istiyorum. Burada kapsamlı bir interkom sisteminiz var. Evdeki her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca faturalarınıza kadar görebiliyorsunuz. Sağ tarafta vestiyer alanımız var ama bu alanı göstermeden önce şunu göstermek istiyorum. Mehmet, yerdeki desenle tavandaki desen, bir önceki videomuzda da böyle bir ayrıntı vardı. Aynı yapılmış. Evin genelinde bu deseni sık sık göreceğiz, sık sık da bahsedeceğiz. Sağ tarafta vestiyer alanımız var. Böyle gömme bir kapı, yine bu evde sürekli gömme kapı kullanılmış. Şu şekilde bir gömme kapıyla giriyorsunuz. Çoğu evden farklı olarak, yani neredeyse bir giyinme odası gibi bir vestiyer odası yapılmış burada. Burada dolaplarınız var, tüm elektrik sistemlerini vesaire kullanabildiğiniz. Burada ise ayakkabı ve montlarınızı asabileceğiniz güzel bir alan var. Sağ taraftan devam ediyoruz. Geçerken burada tabii bir ayna ve şık dekor malzemeleri görüyoruz. Sağ tarafta burada daha farklı olarak bir yardımcı odası yapılmış. Bu yardımcı odasının da kendi tuvalet ve banyosu var hatta. Güzel düşünülmüş. Şu şekilde içeriği gösterelim size. Burada da bir tuvalet banyo alanımız var. Evet. Buradan çıkıyoruz. Girişte vestiyeri gördük, yardımcı odasını gördük. Ortak tuvaletimiz var. Yine bu şekilde gömme bir kapıyla açılıyor. Şık bir çanak lavabo kullanılmış. Tavan ve yer aynı seçilmiş. Ayrıca şunu da göstermek istiyorum Mehmet. Bak, burada güzel bir mermer tasarımımız var. Gerçek mermer kullanılmış. Burada da duvar kağıdı şeklinde yapılmış. Misafir tuvaletine dair çok güzel detaylar var. Salon mutfağa doğru devam edeceğiz. Bu tarafta odalarımız var. 4 tane odamız orada bulunuyor. Salon mutfağa doğru devam ederken de bu şık dekor malzemesini de size göstermek istiyoruz. Evet, mutfağa girelim. Mutfağa girerken de şu kapıyı size gösterelim. Böyle şık, dekoratif bir kapı seçilmiş gömme şeklinde. Mutfağa girdiğimizde burada dolaplarımız var. Bu şekilde de tezgahlarımız devam ediyor. Burada dolaplardan buzdolabı, gizli buzdolabımız burada. Biraz sert açılıyor. Gagano marka bir buzdolabı kullanılmış. Gayet geniş ve kullanışlı bir dolap. Bu buzdolabının yanında da ardiye alanlarımız var. Şöyle bir tanesini açalım en azından. Bu şekilde ardiye alanları yapılmış. Evet. Burada fırınımız var, kahve makinamız var ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Burada güzel bir dolabımız var. Dekoratif güzel duruyor. Işıklı olması ve bu şekilde düz çizgiler kullanılması hoş durmuş. Evet, çift taraflı istasyon gibi yapılmış. Bir tarafımızda lavabo alanı var, diğerinde ocak davlumbaz alanı var. Biz önce lavabo alanındaki dolapları birazcık karıştıralım. Burada çatal bıçak alanımız var. Bu tarafta yine bakalım raflar yapılmış. Burada da lavabo alanı var. Ona geçmeden önce burası bulaşık makinamızın yeri. Gizlenmiş ve hiç belli olmuyor yeri. Bu tarafta ise ocak davlumbazımız var. Buralara da birazcık bakalım. Evet, şurayı açalım. Bir önceki videomuzdaki gibi üste doğru açılıyor. Gayet güzel. Hatta 3 raf kullanılmış. O da güzel duruyor. Ayrıca burada şunu da, evet, gizli bıçak takımlarınızı koyabileceğiniz gizli bir alanınız da var. Bu da güzel düşünülmüş. Evet, ocağı da alınmazı görüyoruz. Burada da 4 kişilik bir yemek masası ve dekoratif raflarımızı görüyoruz. Ayrıca çok fazla evde gördüğümüz gibi mutfakta bir televizyonumuz da var. Bizim insanımız biliyorsunuz mutfakta televizyon izlemeyi seviyor. Onun düşünerek güzel yapılmış yine bir alanımız var. Ayrıca buradan balkon alanını da çıkabiliyoruz ama biz salondan göstereceğiz size. Salona doğru devam edelim Mehmet. Devam ederken de yine buradaki tavan ve yerdeki dekorla yine aynı seçilmiş. Diğer odalarda, diğer yerlerde olduğu gibi. Hadi devam edelim. Salona girdiğimizde 8 kişilik bir yemek masası görüyoruz. Bu yemek masasının yanında da ahşap ve cam detayların olduğu bir kaplama yapılmış. Ve ayrıca zemin seramikten parkeye dönüyor. Evet, şöyle geçeyim. Güzel modern bir avizemiz var. Ayrıca evin ısınmasından da birazcık bahsedeyim. Belki fark etmişsinizdir bilmiyorum ama yanaklarım bile kızardı. Yerden ısıtma var. Ayrıca merkezi klima şeklinde ısınıyor.
Evin en güzel yeri burası bu arada. Yani tamamıyla pencereler kullanılmış, doğal ışık alması sağlanıyor. Ayrıca tavandaki tasarım yine evin devamına uyuyor. Burada güzel koltuklarımız, oturma alanımız var. Yine modern avizeler kullanılmış. Ayrıca bu TV ünitesine de gelmek istiyorum. Çok fazla detay var açıkçası bu salonda. TV ünitesinin hemen yan tarafında elektrikli bir şömine yapılmış. Güzel, daha önce görmediğimiz bir detay. Mermer bir TV ünitemiz var. Ve bu tarafa doğru geldiğimizde de bir seyir alanımız var. İki tane de koltuk koyulmuş hatta bu seyir alanının keyfini çıkartmak adına. Buradan da dışarıya çıkabiliyoruz. Gel bir dışarıya çıkalım Mehmet. Çıkarken de şu kolon detayını da göstereyim. Kolona kaplama yapılmış. Çok eksklüziv durmuş açıkçası. Evet, bakalım bu kapıyı açabilecek miyim? Evet, bunu açtım. Bu şekilde stop fren sistemi var sende. Evet, fren sistemi var. Evet. Burada teras alanına çıkıyoruz. Teras alanına çıktığımızda Lebiderya Denizi zaten görüyoruz. Burada yine oturma takımı koyulmuş ama siz daha farklı oturma takımları da koyabilirsiniz. Buradan odalara devam edeceğiz. Soğuk havada iyi geldi açıkçası. Hadi odalara doğru geçelim. Geçerken unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. Gözüme çarpan yok. Yine yorumlarda unuttuğumuz detaylar olduğu zaman mutlaka bahsedin bize de. Evet, odalara doğru geçelim. Odalara doğru geçtiğimizde başta demiştik burası biraz daha yatak odası, mahremiyet kısmı gibi oluyor. Burada mutfak ve salonumuz vardı. Evet, odalara geçerken dekor malzemelerinin kullanıldığı raflı bir sistemimiz ve bir tablomuz var. Buradan ilk odaya bakalım. Evet, bu genç odamızda büyük bir yatağımız var. Hemen karşısında bir TV ünitesi kullanılmış, modern bir avizemiz var ve ayrıca ben şu detayı sevdim. Burada TV ünitesinin devamında bir makyaj masası yapılmış. Gayet güzel duruyor, güzel değerlendirilmiş. Dört kapaklı bir dolabımız var. Şöyle bir dolabı da açalım Mehmet. Evet, ışıklı güzel bir dolabımız var. Bakalım duruyor mu? Evet. Buradan banyo tuvalete geçiyoruz. Banyo tuvalette walk-in bir banyomuz var. Ayrıca açamadım bu arada. Şöyle bir yana doğru açılıyormuş. Şöyle gösterebiliriz. Burada walk-in bir duşumuz var. Ayrıca Mehmet şunu da göstermek istiyorum. Bakabilir misin? Burada şampuanınızı, duş yerlerinizi koyabileceğiniz güzel bir metal alan yapılmış. Güzel, ilk kez görüyoruz bir evde. Tuvaletimiz ve lavabo alanımız duruyor. Gayet modern, gayet şık. Buradan diğer odaya devam edelim. Diğer odaya devam ederken yine yerdeki deseni de size göstermek istiyorum. Evet, çalışma odasına giriyoruz. Çalışma odasına girdiğimizde burada bir masamız koyulmuş. Karşılıklı raflarımız var. Bu TV'den bahsetmek istiyorum. Burada gömme bir TV'miz var. Bence gayet şık ve gayet güzel duruyor. Burada modern bir avizemiz var ve tek kişilikte bir dinlenme koltuğumuz yapılmış. Gayet çalışmak için uygun bir oda olmuş. Evet, ortak banyoya bakalım Mehmet. Ortak banyoya giriyoruz. Yine yerdeki desen ve tavan aynı şekilde yapılmış. Burada walk-in bir duşumuz var. Walk-in duşumuzda deminkinin metal olmayan şekilde bir şampuan ve duş jelilerimiz var. Burada geniş lavabo ve tezgah alanımız bulunuyor. Burada da tuvaletimiz bulunuyor. Yine güzel dekor malzemeleri de kullanılmış. Evet, diğer genç odasına geliyoruz. Bu genç odasında hep şundan da bahsetmek istiyorum. Odalara girerken seramik zemin ahşaba dönüyor. Odaya giriyoruz. Yani parkeye dönüyor daha doğrusu. Odada tek kişilik bir yatağımız, hemen karşısında TV alanı, sol taraf çalışma alanı gibi yapılmış, sağ tarafta biraz daha dekoratif. Bu odada dolaba bakalım bir de Mehmet. Bu sanırım basarak açılıyor. Evet, basarak açabildiğimiz böyle bir dolap alanımız da var. Dört kapaklı güzel bir dolap. Evet, yatak odasına giriyoruz. Yatak odasına girerken sol tarafımızda banyo tuvaletimiz var, sağ tarafta yatak alanımız var. Biz önce banyo tuvalete girelim. Burada daha farklı bir tasarım, daha düz bir tasarım seçilmiş diğer banyo ve diğer odalara göre. Burada tuvalet alanımız var, walk-in duşumuz var, burada da çift kişilik bir lavabo alanımız var ve iki tane farklı ayna kullanılmış. Başka videolarda da bunu görmüştük, güzel bir ayrıntı, biz beğeniyoruz bu şekilde lavaboları. Evet, yatak odasına girelim. Yatak odasında modern bir avize, yine aynı şıklıkta bir tavanımız var. King boy bir yatak kullanılmış. TV ünitemiz de hemen karşısında.
Burada giyinme odasında sonra bahsedecektim ama şu an bu şekilde açık kalmış. Evet, şu şekilde bir kapıyla giriyoruz. Görmüşken hemen söylemiş oldum. Burada bir makyaj alanımız var. Buradan da giyinme odasına giriyoruz. Bakın açarken de şu şekilde şık bir açış şekli var. Giyinme odasında buradaki rafları da şöyle açıp gösterelim size. Fikir edinmeniz açısından. Hadi şimdi sosyal tesisleri görelim. Oradan da devam edelim. Evet, sosyal tesise geldiğimizde olimpik bir havuz görüyoruz. Ayrıca olimpik havuzdaki detaylara gelmeden önce Mehmet şurayı göstermek istiyorum. Tamamen cam bir tavan devam ediyor. Bu cam tavan sayesinde burası doğal ışık da alıyor aynı zamanda. Yani kapalı bir havuzda bu şekilde doğal ışık alması güzel düşünülmüş. Havuza geçiyorum. Havuza geçtiğimde ilk gözümüze çarpan şey bu şelale detayı oluyor. İki tane şelale koyulmuş. Tabii ki olimpik bir havuz. Bu projenin kalitesine yakışır şekilde güzel tasarlanmış bir alan var. Buradan devam edelim. Proje yeni bir proje olduğu için her şey tam anlamıyla hazır değil. Burada bir fitness alanımız var. Buraları size çok detaylı göstermeyeceğiz açıkçası. Çünkü tam anlamıyla hazır değil. Devam edelim. Soyunma odalarının ve salonunun hamamın olduğu kısma geçelim. Evet, giriyoruz. Girdiğimiz gibi bu tarafta bu şekilde çift dolaplar kullanılmış. Burayı gösterebiliriz Mehmet. Burada da bir lavabo ve el yıkama alanımız var. Biz içeri girelim. İçeriye girdiğimizde saunayı görüyoruz. Şöyle bir saunaya da bakalım. Şu şekilde gösterebilirsin. Bu kısımda buhar odamızı görüyoruz. Yani 4-5 kişinin çok rahat kullanabileceği gibi yapılmış. Buradan da hamama geçiyoruz. Hamam da yine gayet şu şekilde gösterelim. Gayet güzel yapılmış, geniş yapılmış. Evet, bu hamamın yanında da duş alanlarımız var. Diğer tarafta da duş alanlarımız vardı. Bu kısmı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yukarıda görüşürüz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizim için keyifli bir turdu. Biraz sıcakladığımız bir turdu açıkçası. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Biz modern eşyaları, evin genel detaylarını çok sevdik. Zaten manzarasından bahsetmeye gerek bile yok. Yani çok güzel Lebiderya bir manzarası var. Kanalımıza abone olmayı, tabii ki abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri geliştirecek yorumları attığınız zaman biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü illa unuttuğumuz şeyler olabiliyor. Bunları bize belirtirseniz çok seviniriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.